size buzdolabında tam otomatik, full otomatik kuruçka makinesinin yapılışını parça parça videolarla anlatacağım. Bu videomuzda ilk önce makinamızın önündeki gözetleme camı dediğimiz camın yapılışının nasıl yapıldığını izah edeceğim. Önce böyle bir dolabı aldığınız zaman önce içini komple boşaltıyorsunuz. Tabii şu içindeki çıktılar bizim işimize yaramayacağı için bunu da kesteceğiz, onu da izah edeceğim, anlayacağım. Düz olması lazım. Yapacağımız cam içten ve dıştan sıfır olması için koyacağımız camın kalınlığını, buzdolabının kapısının kalınlığı kadar olması lazım. Bu yüzden buradan bir delik açıp önce dolabın kalınlığını ölçeceğiz. Yaklaşık cam açacağımız yerden bir yerde, yani ben yaklaşık bu makinelerde 40'a 20 şeklinde cam açıyorum. Şöyle 40 santim şu civarda boyu olacak. Yaklaşık şuradan bir yerden delik delersek kapısının kalınlığını almış oluruz. Aynı matkapla içeriden parmağımızla sıfırlıyoruz. Dışarıdan tırnağımızla tutup şu kalınlığını ölçüyoruz. 3.4. Yani iç cam ve dış cam haricinde kalınlık olan ara camının kalınlığı 3.4 santim. 3.5 santime yakın cam koymamız lazım. Bunun için de ölçülerin camcıyı bir de camını kestirip daha sonra onun montajını da anlatacağım. Tabii bu cam yapılıncaya kadar dediğim gibi buzdolabı içinde bu çıkıntıların olmaması lazım. Şu düz olması lazım ki diğer dolapların çoğunda düz. Bir büyük buzdolabında yapacağım şimdi. Onu da göstereceğim. Onun için düz. Bu düz olmadığı için bunu şuradan komple çıkaracağız. Camı koyduktan sonra şu parçaları yine içini kapatmadan, içini izolasyon şeklinde kapatmadan nasıl yaptığımızı göstereceğim. O yüzden şimdi bunun buradan kesmemiz lazım. Tam köşeleri kesinlikle koparıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bunu bütün çıkardık. Bunu daha sonra yine kullanacağız. Çapak temizlikler yapıyoruz komple. Camı yerleştirdikten sonra tekrar tabii bu arada makineyi komple yağ çözle, kloratla komple temizliğini yapmamız lazım, kirli işte. Evet arkadaşlar, şimdi küçük makinemizin gözetleme camının yanlarını yapıştırmaya başlayacağız. Aynı şekilde alt camına, kenarlarına çok ince bir silikon çekiyoruz. Aynı şekilde 4-5 saat silikonun kuruması için beklememiz lazım. Sonra üst camları yapıştıracağız. Evet arkadaşlar, camlarımız kururken
dolabımızın ön gözetleme camının saçını kesip penceresini açmış olacağız. Bunu da ince spiralle, ince taş spiralle kesebiliyoruz. Bıçak yardımıyla kestiğimiz yere sokup köprüğünü kesiyorsun. Bu şekilde penceremizi açtık. Sonra bizim para yardımıyla bu şekilde ön camını yerleştireceğimiz pencere. Evet arkadaşlar, şimdi gözetleme camımızın üstünü yapıştıracağız. Alt camı ve yan camları yapıştırdık, silikonlar kurudu. Üst camı da kuruduktan sonra makinemizin önüne kapak gibi geçirebileceğiz. Çünkü üst camımız diğer camdan 2 cm daha etrafından, 1 cm daha büyük olduğundan kapak gibi oturacak. Dört tarafına da çok ince bir şekilde silikon çekiyoruz. Sonra camımızı üstüne her taraftan eşit pay bırakacak şekilde koyuyoruz. Evet. Hafifçe bastırıyoruz silikon oturması için. Tamam. Bunu da bir 4-5 saat beklememiz gerekiyor. Silikonun kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra bunu makinemizin önüne takabiliriz. Evet arkadaşlar, gözetme camımız kurudu kapının kalınlığına kadar. Üstteki camımız gördüğünüz gibi 1 santim fazla, onu üstten tutturacağız, yapıştıracağız. Önce bir deneyelim, yüzünü giyiyor mu diye. Evet, çok güzel oturuyor. Şimdi onu silikonlayacağız. Bir ağırlık koyacağız. Dolabımızı yapıştırmış olduk. Fazlalıkları sonradan falçları kazıyacağız. Bunun da kuruması için 4-5 saat beklememiz gerekiyor. Ön camımızı montajladık. Evet arkadaşlar, ön camımızı yapıştırmıştık, biliyorsunuz kurudu. Ön gözetleme camı yapmış olduk. Videomuzun başında dolabın iç kapağında raf çıkıntıları vardı. İçinde düz olmasını gerektiğini söylemiştik. Onu çıkarmıştık, kesmiştik biliyorsunuz. Onu ben video uzamaması için parçalayıp yapıştırdım. Gördüğünüz gibi içi de camla beraber kapı kalınlığına kadar düz. Dışı da komple düz bir şekilde oldu. Bu da yani içerideki hava sirkülasyonu sırasında o çıkıntılara çarpıp sirkülasyonu önlememesi için iç tarafında düz olması lazım. Böyle ön gözetleme camını yapmış olduk. Başta da söylediğim gibi sıfır buzdolabından
full otomatik bir kuluçka makinesi yapılışını videolarla size komple anlatacağım. Bu birinci videomuzda ön gözetleme camının takılışı idi. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenip paylaşmanızı istiyorum. İkinci videoda ise içerideki iç sirkülasyon fanlarının yerleştirmesini anlatacağız. Fanın nerede ve nasıl olması gerektiğini anlatacağız. İkinci videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.